Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزْنَ سَهْلًا بِقُدْرَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Azizler, sizlerini bana günü keçe ötken uluğ bayramımız İd-ül Adha bayramı bilen Ötken bayram bilen mübarekbat kırışka icazet bergeysiz. Allah subhanahu ve teala bundak bayramlarını siz bilen bizning başımızga biz sağ salamet, tinç aman ve hazırgiden hem yakşı bir hallarda turganımızda kayta kayta kelişini nasip kılgen bolsun. Kalavursa himmet kılıp, etikad kılıp, en çekine urunuşlarını kılıp, uçbu uçraşuğunu tayarlaşke, kattık bir bağlagan hanedan sahipleri, bu kişinin yanları da turgan biraderler, şu bulan birge, bana bizden şu yerge gelişimizge, sebep olgan hamrahlarımız, ve siz aziz braderler şu uçraşuğa kadem basıp Allah subhanahu ve ta'ala'nın dininden birer nesil organer mükemmel deyip kirgelleriniz için Çin kalbden teşekkür etişke icazet vergeysiz. Azizler bugünkü sohbetini evvelrak verilgen bir savalge cevap tarikası da aytiladigan sözler bilen başlaşka icazet bergeysiz. Sizlerinin içinizden Hamid-i Bahtiyar degen bir braderimiz tört bitten ibaret lekin bitte savalını özüge mücessem kılgen bir maktub yollagan ediler. Bu maktubunu okugandan keyin bu yerde keltirilgen saval siz bilen biz belki mumun musulmanlarını kızıktıradigan saval bu galibi uçun. Bu manadaki şeriatimiz hükümlerini biliş hammamız ucun zarur narsa ekerligini itibarga olgandan cevabını fakat savalını egesini özlerine emez belki hemmege umumi kılıç manfaatli rak bolsa kerek degen fikirge geldik. Muhterem soru uçumuz selamu aleyhden son özlerine İslam talimatlarına yakın bulup İslam özlerine amir kılgen amellerini becerişke otup bana şu manada yakşı dostlar arttırıp halal yürüp halal turup yakşı bir turmuş geçirişke otkerliklerini cüda bir memnuniyet bilen zikir etediler. Sonra o zara sohbetlerde ve her bir kişinin hayali de bir saval payda buluşunu taklit ediler. Bu saval ham bolsa mumun musulman kişi dünyadan onun ağzı havasından yüz ogırıp otkana makul mu? Ya ki ilacını tapıp imkanını kılıp ibadetini kılış bilen birge bu dünyanın işlerine hem ihtimam bulup verip bay badavlet bulup yaşayanı afzal mı? Ana şu manada bazı bir kişilerde
halal yur, halal tur, Allah'ın etkanını kıl deseydiler bu hatının muallifleri. Ha biz şimdi nefakaya çıkkanımızda biz hem namazı okup kalarmız. Hazır bala çakanı bakış gerek. Bunlarını kiyintiriş, yığızıp içkiriş gerek. Toy kılıp, uy kılıp, caylaş gerek. Bunlar için ise hattı hareket, sayı koşuş gerek. Bizge bu ibadetke ve başka narsalarga vakit kalmaydı degen huzuruna itediler, dediler. Ahırı bu saval tartışkanımızda hem bir grubumuz bir tarafını alamız, ikinci grubumuz ikinci tarafını alamız. Ben özüm yalgız kalganda hem ga o tarafını afzal koraman, ga bu tarafını afzal koraman. Bana şimdi halette nima kılışımız kerek degen savalını verediler. Hakikatten bu saval her bir mumun musulmanının hayalinden ötedigen kızık bir savaldır. Ama siz bilen bizning mukaddes dinimiz barcha zamanlar ve makallarga salahiyeti var. İnsaniyetini kıyamet günü geçe iki dünya saadetine başlaş üçün Allah Subhanahu ve Teala tamamen yubarırken İslam dini de bunga okşas savallarga konukarlı ve toluk cevaplar var. Mumin Müslüman insan iman, itikadı takazası bilen iş görerekken elbette Allah Subhanahu ve Teala'nın etkenini kılıp yaşamağı ve en mühimi ahiretini oylamağı zarur. Çünkü bu dünyanın hayatı vaktinçelik hayatı. Ahiret hayatı ise ebedilik hayatıdır. Ana o şey ahirette yakşırak dereceye erişiş için bu dünyada hazırlık görüş gerek. Allah Subhanahu ve Teala'nın etkenini kılıp ibadette yürümağlık, takvadar bulmağlık, köp güne sevap işlerini kılıp özüge zadı rahile yığmağlık zaruriyeti var. Ama bu degeni fakat namaz okuş, fakat kıraatı Kur'an kılış, fakat zikir kılış, fakat karanlığı uydan çıkmazdan demek tesbih eytiş bilen, takbir eytiş bilen otuş gerek degen gap emez. İbadet sözü Arap dilinde abada fiiliden alıngan bolup kulçilik manasını engletedi. Yani Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk kılış manasını engletedi. Allah'a kulluk kılış namaz bilen, roza bilen, zakat ya ki kıraatı Kur'an bilen bulsa dünyanın işlerini, yani ki insanın bugünkü hayatı da kerek bo'ladigan işlerini halal, pak yol bilen kılış hem ibadet derecesine yetişi mümkün. Şunun için müctehid ulemalarımız ibadet manasını şerh kırgallerde el-ibadetu hiye kullu amelin yutakarrabu bihi ilallahi degeller. Her bir Allah'a kurbat hasır kıladigan amel ibadettir degeller. Bu da gene nime de gene? Demek namaz okuştuk, Allah'a bendeçilik kılış mı? Bu ibadet buladı. Ahli ayalinin nefakası vacip bulgenden son, o şu vacibini eda etiş için niyet bilen Allah'ın emri var, ailemge nefaka kılışım kerek degen manada
halal pak mehnat kılıp pul mu, pul mal tapsa ana oşa ham ibadet ge otadı. Demek her bir mu'min Müslüman özüge farz-ı ayın bölgen nerselerine iman keltirip namazını okup rozasını tutup ve başka şahsi farz-ı ayın bölgen ibadetlerini nerselerini kılgenden son malı pul devlet toplaş üçün ya ki özünü kereklik haracatı üçün hareket kılmağı bu farzdır, vacibdir. Özünün nafakasındaki kişilerinin tahammülleş hem bana şu zarurette vardır. Ana o şey nersene Allah'ın emri idi, şeriatını kürsatması idi, bunu kılışmanın burçu mu dediğin niyet bulan kılsa ana o şey mal tapaman, pul tapaman, ahli ayalımın nafakasını tapaman deyip kılayatken hareketleri hem ibadet derecesi de otarı. Bu yerde demek niyetke bağlılık buladı. Kılınıyatken işini şeriyetke muvafık buluşuge bağlılık buladı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın meşhur hadisleri var. Hazreti Umar'dan rivayet kılıngan bu hadiste evvelide Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّتِ dediler. İşlerinin berçesi niyetke bağlılıktır. Niyette nima bo'lsa, shunga yetadi. Ana o'sha hadis, bu uzun hadis. Shu hadisni sharhini qilgan ulamolarimiz aytadilarki, agar bir odam bir qo'yni olib, buni semirtirib sotib pul ishlayman degan niyat bilan boqsa, ana shu niyatiga yetadi. Qo'y semiradi, sotadi, pulini oladi. Dediler. Lekin o'sha kishi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hayvonlarga mehribon bo'lishni topshirgan edilar. O'zimizni qaramog'imizdagi hayvonlarni och qo'ymaslik, chanqatmaslik, ularni parvarish qilishga buyurgan edilar. Ana shu buyruqqa binoan mana bu qo'yga men bir qarayin, yaxshilab parvarishlayin degan ishni qilsa dedilar, ibodat qilgan bo'ladi. Ana unda savob ham oladi. Hamda qo'yi semiradi, sotib pulga ham erishadi, deydilar. Shuning uchun biz niyat bilan dinimiz ko'rsatgan bo'yicha halol pok tarzda mol-u dunyo kasb qilish uchun urinishimiz ham ibodatga aylanishi mumkin. Bir odam o'ziga farz bo'lgan hamma narsalarini qiladi. Ertalab Allohning nomini aytib turib, tahoratini qilib, namozini o'qiydi. Bundan so'ng mana shu burchim bor edi, bola chaqani boqishim kerak edi. Kasb qilib topsam, Allohning yo'lida sarflasam degan niyatim bor edi deb ishxonasiga borib ishini qilsa, o'sha yerda halol pok faoliyat ko'rsatsa ana o'sha odam nafil ibodat qilayotgandek darajada bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Wabtaghi fi ma ataaka Allohu wajhal akhira va la tansa nasibaka minad dunya." Alloh senga bergan narsada oxiratni izlagin. Lekin bu dünyadaki nasibini ham unutmagin deydi Allah Ta'ala. Demek kılgan işte ahiretini oylaş asasi maksat. Lekin bu dünyanı unutmaslik ham mumun musulman bandanin burçudur. Bunga o'xshash narsalar nihayette ko'p. Misal için hazırlığı kunda aynısı ayan bo'lib namayan bo'lib turibdi ki asosiy mol pul topishda borishda ham hammasida savdo kerak. Savdo tijorat nihoyatda muhim narsa bo'lib qoldi kasb qilishda. Bu narsa avvaldan shundoq bo'lib kelgan. Qur'oni Karimda bo'lsa Alloh subhanahu va taolo
ahallallahu al-bay'a ve harrama ar-riba degan. Demek Allah Teala savdanı, ticaretini halal kıldı, ribanı haram kıldı degan. Allah Teala özü halal kılıp koygan narsani demek mümin Müslümanlar kılışı gerek. Yine şunga okşagan hüccetler, deliller, hop, misaller nihayette köp. Kur'an-ı Kerim'de bolsun, hadis-i şerifte bolsun, hemme hemmesi de bu narsalarını biz guvahımız. Hop, demek mümin Müslüman insan bu dünyada yaşayışı devamında, bu dünyada güzel yaşayıp, yakşı yaşayıp, yakşı durup, lakin şu bilen birge, ahiretini güzel buluşu için hareket kıladıkan insan buladı. Şunun için hem, mumun Müslüman, yakşı fendelerinin namıdan Kur'an-ı Kerim'de, Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ degen dua kelgen. Mumun Müslümanlarına ayta devanılma buladı. Ey Rabbimiz, bizge bu dünyada güzel hayatını bergin, güzel narsanı bergin, hasananı bergin. Ve bizge o dünyada hem güzel narsa, hasananı bergin ve bizni dozak otudan saklagin degen duanı kılış, mumun Müslümanlarına demek şiarı buladı. Doğru, sahabe-i kiramlarının hayatları da fakirlik, cüda hem az narsaga kanaat kılıp yürüyüş, zahidlik misalları köplab uçuruydu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatları da hem manaşı zahire, manaşı görünüş var. Peki şunu bilip koyuş gerek ki, ana o'sha vaqtida asosan shu holat hammaga ko'pchilikka og'riz edi. Shu bilan birga sahobai kiramlarning ichida boy badavlatlari yo'q edi degan gapni mutlaqo aytib bo'lmaydi. Balki sahobai kiramlarning ichlaridan boy badavlatlari nihoyatda ko'p mol-mulkka ega bo'lganlari ham ko'p edi. Bularını misal kılıp keltiradigan bo'lsak, Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu misalga olinadilar. U kishi Madinai Munavvaraga kelganlarida Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom Ansoriy sahobalardan, Madinadagi sahobalardan birlari bilan u kishini birodar qilib qo'ydilar. Haligi birodar bo'lgan shaxs aytdilarki, "Ey Abdurrahman, mana bu mani uyum yarimi seniki. Mana bu mani mol mulkim yarimi seniki. Mana bu mani xotinlarim xohlaganingni tanlagin, men taloq qilay, senga nikohlab qo'yamiz" dedilar. Shunda Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu, "Uying o'zingga nasib qilsin. Moling ham o'zingga nasib qilsin, ayollaring ham. Lekin menga bozorni ko'rsatib qo'ygin, shuni o'zi yetadi" dedilar. Ve bazarga çıkıp ticaret kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin duaları buldu o kişiye. Ticaretinde bereket olsun degen manada dua kıldılar. Aytadılar ki, taşını kurtarsam tekiden tırla çıkardı dediler. Öyle görelik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabelerden birileri Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu'nun malum mulkleri köp buluşunu sorup dua kılıyordular. Eğer malum mulk köp buluşu yaman nasip olsa Resulullah dua kılmaz idiler. Ana şimdi vaktiler buldu ki bazı bir vaktilerde bütün bir şehrini, bütün bir ümmetini mal bulan tahminliydiğin vakti bakkoganda Abdurrahman ibn Avf, Hazreti Osman radıyallahu anhu, Hazreti Abu Bakır ve başka oluşan sahabeler bana şu ağırlıkını özlerini malları bilen kütaradığan buluştu. Rivayetlerde kirada Hazreti Osman'ın siretleri de Medine-i Munavvara'da bir az
kamobchilik bo'lib turgan paytda u kishining karvoni Shomga ketgan ekan, katta bir karvonda tijorat mollari yetib kelishi yaqin kelib yetib kelib qopti. Shunda Madinaning tojirlari Hazrati Usmonning oldiga kirib, "Mana bu tijoratingiz yetib kelibdi. Endi ulgurji savdo bo'ladigan bo'lsa bizga buncha bering, bizga buncha bering. Siz u yoqda sarflaganingizga biz ikki barobar narsa beramiz." Hazrati Usmon aytdilarki, "Yo'q, menga undan ko'ra ko'p va'da qilingan. Bo'pti, sarfingizga 3 barobar beramiz." "Yo'q, menga ko'p va'da qilingan bundan ko'ra. 4 barobar, 5 barobar, 6 barobar desa ham shunaqa deganlaridan keyin Madinaning tojirlari aytdiki, "Ey Usmon, Madinada bizdan boshqa tojir yo'q. Siz biz nima desak bundan ko'p va'da qilingan deysiz. Kim va'da qildi sizga?" deganlarida Hazrati Usmon aytgan ekanlarki, "Alloh va'da qildi. Alloh menga aytdiki, birni bersang 10ni beraman" dedi. Shuning uchun mana shu karvondagi barcha mol-u mulk Madinaning aholisiga sadaqa bo'lsin degan ekanlar. Ko'ryapsizlarmi? Agar shu islomda ruxsat berilmagan bo'lsa, bitta odam Hazrati Usmon bir shaharni odam, ya'ni aholisiga yetib ortadigan narsaga ega bo'lishlari mumkinmidi? Mumkin emas edi. Hazrati Usmon oddiy sahobiy emas. Rasulullohga eng muqarrab bo'lgan 3 yoki 2 kishini birlari bo'ladilar. Rasulullohning kuyovlari bo'ladilar. Demak, bundan halol, pok ravishda birovni haqqini yemay, birovga xiyonat qilmay, birovni aldamay shariatga ko'rsatgandek, shariatda ko'rsatganidek amal qilib mol-u mulk to'plash, balki ko'pgina mol-u mulk to'plash bu mumkin narsa. Shariatimiz ruxsat bergan narsa ekanligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Faqih ulamolarimiz bir masalani qo'yib o'rtaga o'zlaricha shuni hal qilishga o'tganlar. Savol shuki, faqir, qanoatli faqir afzalmi? Shukr qiluvchi boy afzalmi? Bir odam faqir, beva bechora, lekin qanoat qilib yuribdi. Ikkinchi odam boy badavlat, moli dunyosi bor, lekin moli dunyoni shukrini qilyapti. Qaysi biri afzal? Desa fuqaholarimiz aytganki, shukr qiluvchi boy afzal. Nima uchun? Kambag'al xohlasa ham, xohlamasa ham qanoat qilishga majbur. Lekin boyligi bo'lib turib shukr qilish bu eng og'ir mashaqqat ish. Boylik odamni o'zidan ketkizadi, qovuqtiradi, turli havoyi nafsini yo'liga chorlaydi. Lekin ularni hammasini yengib, boyligi bo'la turib shukr qilib, to'g'ri yo'lda halol pok yurish bu haqiqatdan qahramonlik. Haqiqatdan ulkan bir holat. Shuning uchun fuqaholarimiz qanoatli faqirdan ko'ra shukrli boy yaxshidir degan qarorni qilganlar. Shuning uchun mu'min musulmon inson halol bo'lib, pok bo'lib hamda Alloh subhanahu va taoloning shariatida ko'rsatilgandek halol pok yo'l bilan boy badavlat bo'lishi, boylik orttirishi bu marg'ub bir narsa, yaxshi narsa hisoblanadi. Endi yana bir savol bo'lishi ham mumkin. Bu savol haligunga o'xshagan bolachaqa boqishimiz kerak, ularni uylab joylashimiz kerak, qariganimizda o'qirmiz namozni deb yuradiganlarga nima deymiz? Ularga birinchi aytiladigan gap shuki, qariganingcha yurishingni qayerdan bilasan? Ehtimol shu gapingni aytishim bilan Xudo joningni olib qo'yishi mumkindir. Ikkinchi va eng muhimi,
benamaz bo'lib harom xarishdan to'plagan pul yuqmasligini yaxshi bilish kerak. Halol bo'lib birovni haqqini yemay taqvodor bir holda azgina topgan narsa ham barakali bo'lishni unutmaslik kerak. Biz İslam'da boy badavlatlik mulkdor bo'lish to'g'risida gapirar ekanmiz, halol mulk to'g'risida gapiramiz. Halol boylik to'g'risida gapiramiz. Ozgina bo'lsa ham barakali bo'ladigan mulk to'g'risida gapiramiz. Birovni haqqini yemasdan to'planadigan mulk to'g'risida gapiriladi. To'g'ri. Oyat-i karimalarda, hadis-i shariflarda sahobai kiromlarning ba'zi birlarining hayotlarida boylikdan ko'ra boylikdanga qiziqmaslik ma'nosi ko'proq zohir bo'ladi. Boylikka targ'ib qiladigan oyatlar yo'q. Boylik uchun urun, orqa oldinga qaramay harakat qil deb qiziqtiruvchi hadislar ham yo'q desak xato qilmagan bo'lamiz. Nima uchun bunday bo'ladi? Chunki bu yerda katta va ulkan bir hikmat bor. Bu narsani anglab yetish ayniqsa bugungi kunda hammamiz uchun nihoyatda zarur bir narsadir. Bu haqiqat Alloh subhanahu va taoloni Qur'oni Karimidagi bir oyatni o'rganishimiz bilan namoyon bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda va ila akhirih." Alloh taolo aytadiki, odamlarga ishtaha tortadigan narsalarning muhabbati ziynatlab qo'yildi deydi. Ular ayollar bo'lsin, qintor, qintor, tilla, kumushlar bo'lsin, yoki egarlangan otlar bo'lsin va hokazolar. Xo'p, shu narsalar ziynatlab qo'yilgan ekan, kim ziynatladi buni? Buni Alloh ziynatlagan. Alloh subhanahu va taolo har bir bandani yaratgan paytda unga qo'shib mana shu narsalarni ham muhabbatini sab qo'yadi. Shuning uchun kichkina bolalarni qaraydigan bo'lsangiz, qo'liga tushgan narsani maniki deydi. Yonidagi sherigi bilan talashadi. Unga birov o'rgatgani yo'q. Ota-onalar qizg'anchiq bo'lmadi, o'rgatadi. Lekin bolalar bu maniki deydi qo'liga tushgan narsasini. Nimadan? Chunki uni g'arizasida, o'zini tabiatida shu narsa bor. Agar shu muhabbat bo'lmasa, kishida menga bir narsa bo'lsin, mani holatim yaxshi bo'lsin, mani uyim bo'lsin, mani oilam bo'lsin, mani palonim bo'lsin degan muhabbat bo'lmasa, dunyo obod bo'lmaydi. Dunyoni obod bo'lishi uchun ana shu ishq, mana shu ishtiha bo'lishi kerak. Men yaxshi yashay, yaxshi turay, yaxshi holatga erishay degan bir niyat bo'lmasa, qiziqish bo'lmasa, tabiiy bir turtki bo'lmasa, dunyo obod bo'lmaydi. Alloh shuning uchun bandalarini yaratganda mana shu narsalarga muhabbatni ularga ziynatlab yaratib qo'ygan. Endi shunday yaralgan bo'lsa, insonni shu holiga qo'yib qo'ysa, hamma dunyoda faqat moli dunyo tarashib o'tadigan bo'ladi. Shunda bo'lmasligi uchun Alloh taolo diniy ta'limotlarni yuborib, ana shu bo'lgan muhabbatni jilovlab turadigan ta'limotlarni tushirib qo'yadi. Shuning uchun odamni nafsi bir tarafga qarab tortadi. Moli dunyo to'pla. Hammanikidan saniki ko'p bo'lsin. Hammanikidan saniki yaxshi bo'lsin degan narsani tortadi. Lekin din aytadiki, moli dunyoga qiziqma. Moli dunyo asosiy maqsad emas.
Allah'dan kork. Birovni haqqini yema. Birovga xiyonat qilma degan hamma ta'limotlar dinimizda keladi. U nafsni xohishi bir yoqqa tortadi, dini ta'limotlar bir yoqqa tortadi-da, ikkovidan o'rtacha holat paydo bo'ladi. Shuning uchun islom ta'limoti yo'q joylarga qarasangiz, hamma yoqda faqat moli dunyo uchun talashib tortishish, bir-birini o'ldirish, bir-birini haqqiga xiyonat qilish, bir-birini molini harom yo'ldan tortib olish ishlari rivojlangan bo'ladi. Ana insonning tabiatidagi bor narsani jilovlab turadigan, uni to'g'ri yo'lga boshlab turadigan, motadir qilib turadigan narsa islomiy ta'limotlardir. Ana shuning uchun bu insonni yaratgan Alloh taolo o'zi tushirgan din bo'lganligi uchun islomda insonni o'zini asl tabiatidagi bor ma'noni ta'kidlamasdan uni to'g'rilashga yo'nalingan ta'limotlar kelgan. İnsanın özü könglü, hoxishi, havoyi nafsi moli dunyoga tortadi, dini ta'limotlar orqaga tortadi, oqibatda mu'tadil, juda ham yaxshi bir holat paydo bo'ladi. Shuning uchun mana shu demak, narsani unutilganda ko'p xatolar bo'lishini hamma yaxshi biladi, lekin mu'min musulmon odam moli dunyoni quli bo'lmaydi. Balki moli dunyo uning quli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizdan birimizga mol berar ekan, mulk berar ekan, dunyo berar ekan, mu'min musulmon inson o'ziga kelgan bu moli dunyo va mulklarni Alloh taolo tomonidan bunga sinov uchun berilgan omonat deb tushunish kerak. O'zlarimiz bunda o'ylab turib qaraydigan bo'lsak, ikki kishi bor. Ikkovlarini yoshlari ham, qobiliyatlari ham, onglari ham, hatto harakatlari ham teng, lekin birini ma'lum mulki ko'p, biriniki yo'q. Balki ma'lum mulki yo'q ko'proq harakat qiladi. Ko'proq tirishib tortishadi. Hali ma'lum mulki bor, uncha harakat qilmasa ham bu tarafi shunaqa holatga kelib qolgan. Nima shu? Bu Allohning berishidan bo'lganligini alomati. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo moli ko'p, mulki ko'p boy zadagonlarga xitob qilib aytadiki, va tuhum min malillahi allazi a'tokum. Ey moli mulki ko'plar, ey boylar, kambag'allarga Alloh sizga bergan moldan bering deydi. O'zingizni molingizdan bering degani yo'q Qur'onda. Alloh sizga berib qo'ygan moldan kambag'allarga bering. Demak, mu'min musulmon inson o'zining qo'liga mol mulk tushsa, bu asli buni xo'jayini egasi Alloh. Lekin meni ikrom qilib, nima uchundir? Ehtimol sinash uchun meni qo'limga berib qo'yibdi. Buni faqat Xudoni rozi qiladigan holda halol, pok yo'lda ishlatay. Zakotini beray, xayri sadaqa qilay, beva bechoralardan xabar olay, yurtim, elim uchun manfaat bo'ladigan ishlarni qilay degan ma'noda tushunmog'i kerak bo'ladi. Mana shu holatlarni demak e'tiborga olib, xulosa qilib aytishimiz mumkinki, islomda o'z ibodatlarini qilib, o'ziga shariatimiz tomonidan topshirilgan farzu vojibu boshqa amallarini o'rnatib qo'ygan odam halol pok yo'l bilan shariatda ko'rsatganlik tarzida mol dunyo uchun harakat qilishi yaxshi narsa. Lekin haligi aytganimizdek moli mulkka qul bo'lib qolmaslik kerak. Balki moli mulkni o'zining quli deb bilish kerak. Undan ustun turish kerak va moli mulkni halol pok yo'lga hammaga manfaat bo'ladigan ishlarga sarflash uchun odatlanishi kerak bo'ladi. Mana bu holatlarni demak biz hammamiz yaxshi tushunib yetmog'imiz zarurdir. Bu ma'noda aytadigan gaplarimizni xulosasi shundan iborat. Endi savollaringiz bo'lsa marhamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Şehit degani özü lügatta şahadet sözüden alingan, yani guvahlik. Guvahlik sözüden alingan. Şehit maf'ul manasında bo'ladi. Guvah bo'lingan degan ma'noni anglatadi. Nima uchun shunaqa Allohning yo'lida bu dünyadan o'tgan kishilarni shahid deyiladi desa, o'sha shahid bo'lganlarning o'lganlaridan so'ng dafn etganlaricha janozasiga farishtalar hozir bo'lar ekan. Guvoh bo'lar ekan. Shuning uchun ularning guvoh bo'lingan kishilar, janozasiga farishtalar ishtirok etgan kishilar degan ma'noda shahid deyiladi. Shahid ikki qismga bo'linadi. Birinchisi asli shahid. Ya'ni Allohning yo'lida o'sha payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning vaqtlarida, keyingi vaqtlarda bo'lgan urushlarda, jang maydonida halok bo'lgan kishilarni shahid deyilgan. Ikkinchisi hukmi shahid bo'lgan, ya'ni shahid hukmida ketgan kishilar. Bularning ichida mana ba'zi bir kasalliklar bilan o'lgan kishilar, devor bosib qolgan kishilar, suvga g'arq bo'lgan kishilar zikr qilinadi. Shu jumladan avvallarda mashina urgan ma'nosida demak gaplar bo'lmagan bo'lsa ham, keyingi paytda bu tariqada ham odamlar o'lishi, halok bo'lishi yuzaga kelgandan keyin ulamolarimiz bularni ham o'sha hukmi shahid, shahid hukmida ketganlar ma'nosiga qo'shganlar bo'ladi. Endi shahidlarni tanalari chiriydimi, chirisa qachon chiriydi degan ma'nodagi savollarga javob aytadigan bo'lsak, shahidlarni tanalari chiriydi. Oddiy boshqa holatda o'lganlarni kabi. Lekin ba'zi bir shahidlarni tanalari chirimaganligi to'g'risida dalil hujjatlar bor. Jumladan Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu ning otalari Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu Uhud urushida shahid bo'lganlar. U kishini o'zlariga nihoyatda yaqin bo'lgan bir sahobiy bilan qo'shib ko'milgan. Lekin Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu hech ko'ngillari to'lmagan shu narsaga. Otamni olib boshqa bir ko'msam degan orzu bilan yurganlar 6 oy balki undan ko'proq muddat o'tgandan keyin oxiri Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning iznlari bilan bo'lsa kerak qabrni ochganlarida otalari qanday ko'milgan bo'lsa shunday turganlarini topganlar. Faqat soqollari bir oz boshqacha bo'lib qolganligini mulohazasini qilganlar. Ana uni keyin oborib boshqa joyga ko'mganlari rivoyat qilingan. Shunga o'xshash misollar bor. Bu endi Alloh subhanahu va taoloni o'ziga havola qilinadigan ish, lekin barcha shahidlar ko'milgandan keyin tanalari chirimay turadi degan gap yo'q. Xo'p, duo haqida, duo necha xil bo'ladi, qanday bo'ladi, holati qanday degan savol. Men o'zim mana shu savol tushib qolsa edi deb umid qilib turdim. Chunki hozirgi kunda tasavvuf, duo, iltijo, ba'zi bir nafl ibodatlar, ularga odamlarni tarbiyasini qiladigan shayxlar, muridlar, pirlar to'g'risida juda ham ko'p gaplar oramizda yuribdi. Bularning ichida to'g'rilari ham bor, noto'g'rilari ham bor. Ana shu gaplar ko'payganidan bir oz bularni to'g'ri bir yo'lga solish uchun harakatlar ham qildik. Ba'zi bir mana shunaqa va'z nasihatlarda, ba'zi bir kitoblarda eslab ham o'tdik. Lekin nima uchundir o'sha narsalar sunnatga muvofiq,
şəriyyətkə müvafiq yolga düşüb getişi qiyin olmaqda. Mən bu nəsələrinin səbəbini orqanıb körüldüm. Min əfsuslar bolsun ki, köpçülüğümüz cümlədən o şey təsavvufunu dava qılayətkən salik bolub, suluk yoluga, tariqat yoluga ötdüm deganlarimizni köpləri belki közge korunganları ham bu manadaki hakikatlerini ilmi ravişte kitaplarımızda yazılgandek Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Nebaviyye'de kirgandek enlep yetmeganları malum buldu. Bu nesane min afsus bilen takitleş bilen birge indi şunaka nesilerini halkımızga aytip durmasak bu meydeken uzumuz örgatmasak nakulay halga çüşüp kalamız eken degen hayalge hem, fikirge hem, kararge hem kirdik. Azizler, siz bilen biz dua degen de özümüz organın kalan dua kolunu kurtarıp durup Allah'dan bir nesil soruşunu düşünemiz. Aslında bana şu nesil dua mı? Bu savalını verişimiz gerek. Kolunu kurtarıp mı? Kanda kılıp kurtarıp, ya ki kurtarmayı mı? Bir nesilini soruşluk Allah'dan hem buladı, adamdan hem buladı. Menge falan nesilini bir gün değişlik, Arap dilinde talab değildi, soruş değildi. Duanın hem soruş manası var. Lekin soruş bilen duanın farkı var. Soruş da onu ver, bunu verdi, sorala uğradı. Lekin dua bu bir malum lafzını aytış emas. Dua malum bir lafzını aytayotgan paytida dua qilayotgan insanda lazım bo'lgan bir nafsoniy holatdir. Dua qilayotgan odam o'zini so'rovini Alloh subhanahu va taolodan so'rayotganida butun vücudu, kalbi, ruhu, vicdanı, his tuyğusu, hammasi bu dünyanı unutup Allah Ta'ala'ya yönelirken buluş gerek. Allah Ta'ala'ya yönelirken buluş gerek. Etrafını unutup koyduğun derecede. Özünü sınık tutuş gerek. Özünü Allah Ta'ala'nın aldığı har tutuş gerek. Öyle görüyorlar. Eğer özümüz tengi bir adamdan bir nesilini soruyduğun olsak, özümüzün onun anında kançarı xar tutamız. Allah olsa bu büyük zat, Halık, hemen nesilini belirleyen zat. Şunun için Allah'ın talanı aldı da, o zattan bir nesil soruyduğumuzda, özümüzün tutuşumuz lazım bulan adab var, çünkü amel kılışımız gerek. Bütün hemen nesilini unutup, bütün vücut bilen, kalp bilen, bütün his tuygu bilen Allah'a yolanıp durup, özünü nihayette sınık tutup, har zar bulup soruş gerek. Bu bittesi. İkincisi, soruyorken adam Allah Ta'ala'ya günah kımadan, Allah Ta'ala'ya kıyan günahlarından tavba kıyan halide buluş gerek. Hazır diyor bana şu hayatımızda birimizden birimiz bir nesil soruyduğun bulsak sonraki barganımızda aldan onu hafa koyduğunuz bulsa şu hafaleyi aldan uzun soruyumuz. Keyin nesilini soruyumuz. Halık'a masiyet kılı yürgen, günah kılı yürgen, onun erkenini kıma yürgen adam yine kan de kılıp uyarmasından soruydu. Belki o aldın günahsızlığa tavba kılışı gerek. Keyin Allah'dan sorusa yine ki Allah Ta'ala icabat kıladı. Şunun için, bana şu halatlarını cemlemeyi dua kıganımızdan hazırlıkında hemen dualarımız kabul olmaz. Yani hemen içimizde hemen şikayetimiz var, dua kıl yapmışsın, huda kabul kıma yaptı deydi. Aldığını öyle görelim, özümüz duanı geliştirip kılıyemiz mi? Bizi kılıyken duamız hakiki dua derecesi yetti mi? Hani indi
duanı kılıç paytida dua kılıçının halatı şuna kabul edemem olsa, dua kılıçının adabları hem var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam salatı istisqa kıderler, dua kıderler. Hafını toplayıp durup Allah Teala'dan yağmur yağdırışını sorup dua kıderler. Şunu riayet kıgan sahabeler etediler ki, bu zat şu duanı kıganları da hemme bilen koşulup kıblege yüzlendiler. Demek duanı adablardan, şerflerden bittesi dua kılıcı kıblege karab durup dua kılışı gerek. Yine duanı adablardan biri, dua kılıcı insan kolunu kurtarıp durup dua kılış gerek. Sahabe-i kiramlardan rivayet kılgan ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin kollarını kurtarıp durup dua kıyallarını gördüm, hatta ki koltuklarını akı geçe gördüm degen. Yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özleri etkiler ki, Allah subhanahu ve teala'nın huzuruna bende özünün harligini izhar kılıp, irtica kılıp iki kolunu açsa, Allah Teala bu açılgan kolunu boş kaytarmaydı degenler. Yani iki kolunu açıp, kurtarıp durup dua kılış bir neçe hadislerde var. Ondan keyin şu kurtarıp dua kılıp durup kolunu yüzüne sürttüysen, üç de hadis-i şerifte var. Bana bu duanın adablarından hesaplanadı. Hazır verilen savalda bir işare var idi. Bu işare, ben şu kolunu kurtarsa boladı mı? Dua kıyan payetinde yüzüge sürse boladı mı degen işareydi. Çünkü içimize şuna kadar çıktı. Dua kıyanda kol kurtarmasını kereken, yüzüge sürtmesini kereken degenler çıktı. Bu mutlaka natoru narsa. Hadislerde turuptu. Ubadat ibn-i Sabit radıyallahu anh'dan rivayet kılıngan. İmam-ı Tirmizi rivayet kılıngan. İmam-ı Ebu Davud rivayet kılıngan. Ve başka imamlarımız rivayet kılıngan hadisler var. Ana ondan keyin dua kıladigan insan duanı kabul buladigan vaktini izleş gerek. Sahabe-i kiramlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den soradılar. Ey Allah'ın Resulü, kaysi dua en eşitiluvçirak? Yani Allah Teala'ya en eşitilen dua kaysi dediler. Es-sulusul ahiru minel leyli dediler. Keçeni ahirgi üçten beri de buladigan dua, en eşitilen dua. Yani tangdan aldın, tang atışıdan aldın. Keçeni üçge bulsak, ahirgi üçten birini içide kılıngan dua, en yakşı kabul buluşu, umut kılınadigan dua ikerliklerini ettiler. Yine bir hadislerde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, keçenin üçten birideki dua ve farz namazlarından keyingi dua kabul buladigan duadır. Farz namazını oku bugünden keyin kılınadigan dua ham en kabul buladigan dualardan. Bana şu vakit ham dua için en münasip vakitlerden hesaplanadı. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ وَهُوَ سَجِدُونَ Bandanın Rabbisi'ye en yakın bulgan vakti, secde kılgan vaktidir, o şu vakti sorap kalıyorlar dediler. Bana bu nesneni hem yakşı unutmasakımız gerek. Cuma günü buladığın dua hem inşallah kabul buladığın. Çünkü Cuma'da bir saat var dediler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. O saatte kılıngan dua kaytarılmaydı. Ana Cuma günü hem köprak, hususen Cuma'nı azana etirgenden keyin parzga takbir etirgençe buladığın vakit en muhim vaktlerden biri. Hem de Cuma günü kuyaş batıyetkendeki vaktler en muhim vaktlerden biri. Yani roza tutken adam madami ki roza tutup yürgen eken
İftar kılıp ağzını açkınca bugün vakitte duası inşallah kabul oladı. Musafirinin duası hem kabul. Mazlum insanın duası hem kabul. Fettakû da'vetel mazlumi. Mazlumun duasından korkuyorlar. Değilgen. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadislerde Allah'u da bu narsanı takdirle gelirler. Şu bilen bir de dua kılışta evvela Allah Teala'ya hamd-ı sana etiş şart. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a salavat etiş gerek. Anaşın da kabul buladı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Umar, Hazreti Ebu Bekir ve bir kişiler bilen geflaşıp oturdular. Bir adam gelip namaz okudu. Namazını okup oldu bile dua kılışı ötü. Şimdi Resulullah ettiler ki bana bu şaşırdı dediler. Bana bu şaşırdı dediler. Namaz okup ondan keyin ettiler ki ey birader, eğer namaz okusan ya dua kıladığın bulsan aldın Allah'a hamd etkin. Keyin Nebi'ye salavat etkin. Ondan keyin hahlegen nerseyini soragın birilerdi senge dediler. Keyin bir adam gelip namaz okudu. Namazdan keyin Allah'a hamd etti. Keyin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat etti de dua kılıçını başladı. Bana onun duası kabul dediler. Bana bu derslerini hem bilişimiz gerek. Dua bu ulu bir nesedir biraderler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Ed-du'a'u huve'l-ibadetu" dediler. Dua bu ibadettir. Hüttü şu mananı Kur'an-ı Kerim ayetlerden bazılarda hem düşünüledi. "Ed-du'a'u muhul ibadeti" dediler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dua bu ibadetinin niyesidir dediler. Halis noktasıdır dediler. Şunun için dua bu mu'minin silahı hemdir. Şunun için duaya alâhıda itibar verişimiz gerek. Bunu şart şeraitlerini bilişimiz gerek. En mühimi Allah Subhanahu ve Teala'ya dua kılıyorken de elbette duanı kabul kıladı degen azmi karar bilen dua kılıyorlar dedi Resulullah. Allah Teala gafil kalpten duanı kabul kılmaz dediler. Demek dua kılıyorken insan ben sorayım Allah beredi degen tuluk işanç bilen dua kılışı gerek. Hop, şu bilen birge dua kılıyorken adam dediler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Madami ki dua kıldım o kabul bulmayaptı dese duasını demese duası kabul buladı. Demek dua kıldım kabul bulmayaptı dese tamam kabul bulmaydı duası. Şunun için dua kıldım demeye kabul bulmayaptı ki degen hayalde insan varması gerek. Çünkü o nema bulganını bilmeydi. Bandanın vazifesi dua kılış. Onu icabet kılış Allah'ın hakkı. Allah'ın hakkı. Dua kılsa bende üç hıslat hasıl buladı deyiladı hadis-i şerifte. Birincisi Allah haklese kıgan duasını derro icabet kıladı. Dolayısıyla şu kılıngan dua miktarıdaki, onun başıdaki balalarını Allah Teala kaytaradı. Demek biz bir dua kıpayıp yürsek duamız kabul olmayaptı demeyiz. Allah Teala o kıgan duanı miktarıda balanı bizi başımızdan kaytarıp koyduğunu biz bilmiyoruz biz. Cüden olmasa üçüncüsü o şu dua kıgan miktarıdaki yakışılıkını ahiretteki saklap koyadı. Dua demek şuna ki uluğ narsayken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerde var La yaruddul kazâ'a illa dua'u. Kazayı kadarını duadan başka narsa kaytar almaydı. Dua'u yaruddu ma nezele minel belâ'i ve ma lem yenzil. Dua düşken baralarını hem kaytaradı, düşmegenini hem kaytaradı diyelim. Bana şu manalarını şükür bilip anlab yetmağımız lazım.
Ve bilganimizden keyin amal qilishga o'tishimiz kerak. Ana mana shu haqiqatlarni bilib olaylik. Keyin biz o'zimiz duo qilamiz. Alloh taolo menga uni bergan. Alloh taolo menga buni nasib etgan deymiz. O'zimizni xayolimizda shuni suratini ham chizib qo'yamiz. Men mana u narsani ber deb so'rayapman, Alloh taolo falon mansabni bersa shu enakay menga kelishi mumkin deb. Yo'q, unaqa emas. So'rash bizdan, berish Allohdan. Allah o mansab orqali beradimi, boshqa narsa orqali beradimi, o'zi biladi. Allohni bergani yaxshi bo'ladi. Mana shu narsalarni juda yaxshi anglab tushunishimiz lozim bo'ladi. Biz duo deb yuramiz, qo'limizni ko'tarib duo qilamiz, xayolimizda boshqa narsa turadi. Qo'limizni ko'tarib duo qilamiz, orqada qancha gunohlarni qilib qo'yib, tavba qilmay yurgan bo'lamiz. Bularni hammasi demak tartibga tushish kerak. Bularni hammasini biz anglab oxirigacha tushunib yetmog'imiz lozim bo'ladi. Mana birodarlar, biz duo deb tushunib, namoz o'qiganimiz, o'qimaganimiz, bilmaganimiz, bilganimiz, e'tiqod qilib yuradigan narsani ichida qancha gaplar bor. Mana shu narsalar hali biz dinimizdan qancha uzoq ekanligimizni, bu narsalarni daqiq taraflarini hali o'rganib yetmaganligimizni alomati. Bularni tushunib yetishimiz kerak. Bularni bilishimiz kerak. Bularga amal qilishimiz kerak. Ana shu holatda demak bu narsalarni o'rniga qo'ygan bo'lamiz. Aslida bunga o'xshagan ruhga tegishlik, kishining qalbiga tegishlik, taqvoga tegishlik narsalar ruhiy tarbiyachilarning ishi edi. Sopi buvalarning ishi edi, peshon buvalarning ishi edi. Shularni xalqimizga tushuntirishlari kerak edi, aytishlari kerak edi. Lekin aytmabdilar, demabdilar. Endi buni mana shunday qilib o'rganib borishimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'ziga yoqadigan tarzda duo qiladigan bandalaridan qilib va duolarimizni doim qabul qilgan bo'lsin. Xo'p, bu masala ham xo'p, ulamolarimiz to'g'risida, ya'ni ulamolarimiz tomonidan bahs qilingan masalalar. Birodarlar, jannatni lazzatlari, jannatni da bo'ladigan ne'matlardan totlari va boshqa tarzda narsalar dunyodagidan chandon ko'p bo'ladi. Dunyodagidan tamoman boshqacha va tamoman yaxshi bo'ladi. Xo'p, shuning uchun bu hozirgi kundagi ba'zi bir lazzatlarni jannatligiga tenglashtirishga harakat qilmaslik kerak. Hammasi tamoman boshqacha va siz bilan bizni xayolimizga ham kelmagan ravishda yaxshi, nihoyatda go'zal bo'ladi. Endi jannatda, masal uchun eri xotin bu dunyoda yashab o'tdilar-u, u dunyoda birga bo'ladilarmi, yo'qmi degan masalaga kelganda, mu'mina, muslima, iymonli ayollar, erkaklar jannatga kirganda ularning holi o'sha jannatdagi huri g'ilmonlardan yaxshi holga o'tadi. Yaxshi holga o'tadi va birga bo'lishlari bor inshaalloh. Ya bu zahmatlar benimki o'g'iz ochish to'g'risida juda ko'p chiqqan, o'shani qaysi vaqtda namoz, shom namozini o'qigandan keyin tomga o'tirish maqulmi yoki o'g'iz taomni keyin shom namozini o'qigan maqulmi deysiz? Ha. Ro'zani ochish paytida albatta hozir iftorni vaqti kirishi bilan og'izni ochish afzal. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Saharlikni oxirgi vaqtigacha qilish sunnat hisoblanadi, ta'kidlangan. Iftorni vaqti kirish bilan og'izni ochish ta'kidlanadi. Bu nihoyatda zarur narsa. Xo'p, endi iftorni ochgandan keyin bir oz taom yeb olib
namaz okuyan yaxşı mı? Ya ki aldın namaz oku alıp keyin astaydil oturgan yaxşı mı? Degen meselede hadis-i şeriflerdeki kegen başka hadis-i şeriflerdeki kegen manalarga suyanıp ulamalarımız bir az nefsini öldürüp alıp namaz okusun ki namaz okuyarken de gözünü azda tamam keptirmeye devam derecede bulsun degen tavsiyeni kılgen. Şu bilen bir gün bu savalda yine bir gün var. Bazı bir kişiler önce vaktini otkuzup durup keyin ağzını açış yaptıken. Bu ham demek yakşı nesne yemez. O şu kişilerin vakillerinden ne mehucetiler var? Dip sorarken de ustazlarımız şuna kalkıken de degenden başka gafını açış almadı. Madem ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri varken ma yazalı ümmeti bi khayrin ve isti'calu bil iftari degerler. Manası şu. Mani